özellikle son günlerde artan terör olaylarında şehit düşen askerlerimize, sivil vatandaşlarımıza ve en sonunda komşu ilimiz Afyon'da soru işaretli bir kaza sonucu kaybettiğimiz 25 vatan evladımız için de Allah'tan rahmet diliyorum. Allah hepsini rahmet eylesin, yaralılara acil şifalar versin, ailelerine de sabır versin diyorum. Toplantımızın bundan sonraki kısmında Sayın Genel Başkan Yardımcım ve Genel Sekreter Yardımcımızın sizlere hitapları olacak. Onlar buradayken bir siyasi konuşma yapmak benim haddime düşmez. Ben siyasi konuşmaları yapmak ve günü ve gündemi değerlendirmek üzere Sayın Genel Başkan Yardımcım Semih Yalçın Bey'i ve Sayın Genel Sekreter Yardımcımız Abbas Bozyer Bey'i kürsüye davet ediyorum. Liderim ve şahsım adına saygıyla selamlayarak sözlerime başlıyorum. Sayın İl Başkanım açılış konuşmasında ifade ettiği gibi partimiz bugünden itibaren yaklaşık bir aylık süre içerisinde il ve bölge istişari toplantıları planlamış ve bunu daha önce de yaptığımız gibi Türkiye gündemini değerlendirmektir. Bunu hızlı bir şekilde devreye sokmamızın amacı ise Türkiye'nin çok ağırlaşan gündemini illerde, yerinde, teşkilat yöneticileriyle birlikte değerlendirmek. Öncelikle ve velemirde biz genel merkez yöneticilerinin değerli dava insanlarını bilgilendirmesi, bunun karşılığında değerli arkadaşlarımızın Ankara'ya soracakları soruların cevabının verilmesi şekliyle planlanmıştır. Dolayısıyla gündem, eğer birkaç maddede ifade etmem gerekirse, dış politika meseleleri, İl Başkanımın ifade ettiği gibi her geçen gün artık katlanamayacak seviyeye ulaşan terör hadisesi ve nihayet dünden itibaren özellikle gündeme düşen mahalli idareler seçimleri. Öncelikle mahalli idarelerle alakalı olarak arkadaşlarımızın fikirlerini almayı da planladık bu toplantılarımızda. Bu süreç içerisinde arkadaşlarımızdan alacağımız fikir ve düşünceler Ankara'da değerlendirilecek. Genel merkezin uygulayacağı politikalar aslında onlara ışık tutacaktır. Biraz evvel ifade ettim. Bu gündemin sadece bir tanesini değerli basın mensuplarıyla birlikte kısaca paylaşıp daha sonra sizlerle kendimiz dar bir toplantıya geçip fikir alışverişinde bulunacağız. Mahalli idareler dedim. Dikkat ederseniz ve hatırlarsanız Sayın Başbakan'ın bir müddet önce Türkiye'de mahalli idareler seçimlerini öne alabiliriz düşüncesi diğer siyasi partiler tarafından karşılık bulmuş, farklı açıklamalar yapılmak suretiyle bir gündem oluşturulmuştur. Bu teklif karşısında Milliyetçi Hareket Partisi'nin görüş ve düşüncesi bizzat lideri en yetkili ağzı tarafından olabilir düşüncesiyle kabul görmüş. Arkasından parti yetkililerimizin Ankara'da mecliste ve siyasi partiler arasındaki diyalog sırasındaki görüşmeler sırasında gelişerek dün alınan karar noktasına gelinmiştir.